Sevgili izleyiciler, değerli bir konuğumuz var. Gün ortasında bizlerle birlikte Suriye'nin kuzeyindeki ve Lübnan'da yaşanan patlamayı değerlendireceğiz kendisiyle. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Sayın Fahri Erenel gün ortasında. Sayın Erenel, hoş geldiniz gün ortasına. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi aslında Suriye'nin kuzeyine geçeceğiz. Gündemimiz buydu ama dün sıcak bir gelişme yaşandı Lübnan'da. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olağanüstü bir patlama diyoruz. Büyük bir patlama yaşandı. Nasıl yorumlarsınız bu patlamayı? Tabii bu patlamanın esasında 6 Ağustos önemli bir tarih. Dünya tarihinde ilk kez Hiroşima ve Nagasaki'ye Amerikalılar tarafından atılan atom bombalarının da yıl dönümü. Hakikaten ekranlardan izlediğimiz kadarıyla Lübnan'da, Beyrut limanındaki patlamada bu tür bir patlamadan aşağı kalır yanı yoktu. Bu patlama tabii daha sonra IŞİD tarafından üstlenildi. Bu ne ölçüde gerçektir tabii zaman içinde ortaya konulacaktır. Ancak Lübnan'ı şu şekilde tanımlayabiliriz. Lübnan gerçek anlamda bölünemeyecek kadar küçük bir ülke. Çünkü Fransa kendi yönetiminde mandası altında bulunduğu Lübnan'ı bağımsız sözde bir devlet yaparken 18 farklı mezhepten oluşan böyle bir yapıyı yönetiminde 3 farklı cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, toplumsal çoğunluklara göre farklı kesimlerden olan insanlardan oluşan bu yapıda hiçbir zaman istikrar sağlanamadı. Daha önce Sünniler iş başındayken daha sonra Şiiler nüfus olarak üstünlüğü ele geçirdiler. Bir yandan 75'te çıkan ve çok uzun süren bir iç savaş yaşadılar. 2006'lı yıllardan itibaren Hizbullah'ın bu bölgede hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Ve aynı anda IŞİD'in ortaya çıkmasıyla birlikte bu örgütün Lübnan'da da ciddi bir şekilde yer elde ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Lübnan bütün bu zorlukların içinde istikrarsızlığın etkisiyle özellikle Hariri hükümetinin istifası sonrasında ki biliyorsunuz Suudi Arabistan'a götürülmüş, 17 gün kendisinden haber alınamamıştı. Dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır esasında ve oradan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıklamıştı. Yani bir ülke diğer bir ülkenin başbakanını 17 gün süreyle alıkoyuyor ve istifa ettiğini dönüşte 30 üyeden oluşan bir bakanlar kurulu vardı ve istifa etti. Şu anda Diab denilen eski Milli Eğitim Bakanı iktidarda ama işler yolunda gitmiyor. Çünkü Lübnan yolsuzluklarla, yoksulluklarla anılıyor. Yani bugün bir Lübnan lirası bir dolar karşısında yani 1 dolar eşittir 7500 Lübnan lirası kara borsada. Askere et yediremiyorlar. Yani dışarıdan et ithal edilemiyor. Dolar karşısındaki yerel paranın değerinin düşüklüğü nedeniyle elektrik kesintileri had safhada. Çöpler ciddi bir şekilde toplanamıyor. Yoksulluk %40'ların üzerine çıkmış durumda. Nüfusun %40'ını yoksulluk sınırında. Ve en önemlisi de burada %27 gibi bir enflasyon söz konusu. Şimdi bu durumda baktığımızda Lübnan'ın hemen hemen hiçbir geliri yok. Suriye, Lübnan arasındaki ticarete baktığınızda en düşük ticarettir. Niye? Bu sınırı yaklaşık 12 noktayı Hizbullah kontrol ediyor ve ticaretten ciddi bir şekilde pay alıyor. Dolayısıyla Lübnan ordusu giderek zayıflamış durumda. Lübnan ordusuna hemen hemen hiç yatırım yapılmıyor ve Hizbullah burada ana güç haline gelmiş durumda. Ve dolayısıyla Hizbullah'ın hemen hemen uygun bulmadığı hiçbir şeyin uygulanmadığı bir ülkeden söz ediyoruz. Tabii burada Suriye'de kaynaklanan DAEŞ'in ya işte bu bölgeye yerleşmesiyle birlikte biz tabii işi de hep Suriye ve Irak'ta Şam, Irak, Şam devleti diye adlandırıyoruz ama Lübnan'da da çok ciddi bir altyapısının olduğunu unutmamak gerekir. Hep mücadele, IŞİD'le mücadele hep Suriye ve Irak genelinde yapıldı. Lübnan'ın kozmopolit ve karışık yapısı burada IŞİD'le ciddi bir şekilde mücadeleyi engelledi. Zaman zaman Lübnan ordusu ve Hizbullah ortak operasyonlar yaparak IŞİD'in etkisini azaltmaya çalıştılar. Ve ancak o kadar ileri gitti ki Lübnan ordusu ordusundan öldürüldüğü 8 askere karşılık 150 IŞİD militanını serbest bırakmak zorunda kaldı. Yani IŞİD Lübnan'da bu kaos ortamı içinde, Lübnan içinde bulunduğu bu yapısal sıkıntılar içerisinde kendine ciddi bir şekilde yerleşme imkanı buldu. Bu Lübnan'ın malum bir yandan da denizle olan bağlantısı IŞİD'in bu ülkede tutunmasına önemli fırsat sağladı.
Ve tabii Beyrut Limanı geçen yıl yapılan araştırmada 171 ülke arasında 38. olan oldukça geniş kapsamlı ve iyi bir liman. Bu limanın hedef seçilmesi de ekonomik bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Tabii Suriye'ye de etkileri olacak. Tabii. Göreceğiz bu etkileri de. Amerikan tarafından saldırı denildi. İsrail bizim bir ilgimiz yok dedi. Sizin de bahsettiğiniz gibi ekonomik zorluklar var bölgede. Yine aynı şekilde seçimler yapılamıyordu uzun bir zamandır. İki yapı var bölgede, bir devlet yapısı, bir Hizbullah yapısı var. Bunlar derinlemesine konuşulacak konular ama sebebi ne olursa olsun sonuçları nasıl olur bu patlamanın? Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Lübnan esasında bundan sonra istikrara kavuşması oldukça güç. Çünkü Lübnan Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla 2011'de zaten 1975'ten beri devam eden ve kısmen barış havasına giren iç savaşla ciddi bir şekilde yıpranmıştı. Suriye İç Savaşı'nın çok ciddi yansımaları oldu Lübnan'a. Ve dolayısıyla Lübnan bundan sonraki süreçte her mezhep veya etnik grup kendisine özgü bir çıkış noktası arayacağını düşünüyorum. Ve Lübnan gerçekten parçalanamayacak kadar küçük bir ülke. Ekonomik zenginliği yok. Ancak şöyle bir şey var. Yani münhasır ekonomik bölgesinde ciddi hidrokarbon rezervlerinden söz ediliyor. Ancak bunların miktarı ne olduğu, bunlarla ilgili yeni kanıtlar ortada yok. Ancak İsrail ile Lübnan arasında birçok konuda olduğu gibi münhasır ekonomik bölgenin yan sınırları konusunda da ciddi sorunlar var. Ancak bu ben İsrail'in doğrudan doğruya Beyrut'u hedef alacak bir çaba içine gireceğini düşünmüyorum. O zaman İsrail bu durumda zor bir süreçte kalır. Çünkü hedefini saptırmış olur. Onun doğrudan doğruya hedefi Hizbullah'tır. Yani Hizbullah'ı ortadan kaldırmak ve Amerikalıların uzun bir süredir hayal ettikleri orada bir Dürzi devleti kurmak suretiyle Golan tepelerindeki petrol ve diğer kaynakları en kısa yoldan Akdeniz'e iletmektir. Dolayısıyla Hizbullah Beyrut'un bu merkezini ve üstelik iş merkezi, siyasi hükümet yapıları ve birçok yerini aldığı bir yeri hedeflemesi bence İsrail'in birçok şeyi yapabilir ama bunda ben parmağı olduğunu pek düşünmüyorum. Bu kadar 2500 tonluk bir amonyum nitrat bildiğimiz gübredir. Yani Güneydoğu'da terör örgütlerinin kullandığı el yapımı patlayıcılar hep bundan yapılır. Çok güçlü bir patlayıcıdır hale getirildiğine. Tabii bunun istihbaratı bir araya getirilmesi, patlar hale getirilmesi ve gündüz gözüyle bunu yapılması çok ciddi bir istihbarat ve hazırlık gerektirir. Yani bu amonyum nitrat kendi kendine patlamaz. Yani onun ateşleyici sistemlerinin mutlaka bir araya gelmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Lübnan karmaşa halinde olmaya devam edecektir. Belki de iç istikrar için Amerika'dan ve veya Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler gücü talep edecektir. Yani ülke bu haliyle kaostan kurtulamaz. Üzücü tabii, detaylar geldikçe değerlendiriyoruz. Bir ihmal mi, sabotaj mı? Tabii ki Evet. detaylar ortaya çıkıyor. Şimdi Suriye'nin kuzeyine geçelim o zaman sizinle Sayın Erenel. Evet. Günlerdir konuştuğumuz konu basında da çokça yer almaya başladı. Amerika Suriye'nin kuzeyinde bir petrol anlaşması yaptı PKK ile. Şimdi bu noktaya nasıl gelindi ve bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Esasında bu noktaya Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde biliyorsunuz Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini ilan etmişti. Fakat sonra bir Nereye miktar çekeceğini? asker bırakacağını söylerken birdenbire devri zor Rakka taraflarında petrol yataklarının olduğu bölgelere yerleştiğini ve burada tahkim yapmaya ve bir süre sonra PKK'lı kuzeyden Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden çektiklerini güneye doğru kaydırdığını görmeye başladık. Ve dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye petrolü üzerinden ileriye dönük bir yatırım yapacağını da işaretleriydi. Esasında uzun bir süreden beri Suriye demokratik güçler adı altında PKK, YPG'nin de içinde bulunduğu bu yapı bu zaten petrolü kullanıyordu. Yani Suriye Doğru. petrolünün Fırat'ın doğusunda olanı Suriye'de çıkan petrolün yaklaşık %90'ı. Dolayısıyla Suriye demokratik güçleri 30 dolar civarında bir varilini satıyorlar. Günde 12.500 dolar, yılda 387 milyon 400 milyon dolar bir para, hazır bir para. Düşük bir petrol kaliteli olmayan bir petrol ama ciddi bir para kazanıyordu. Amerika'nın buradaki ilk hedefi Suriye rejiminin elindeki
yeniden imarını sağlayacak olan yeraltı kaynaklarının kontrolünü tamamen Esad'ın elinden almak. Birinci öncelik bu. Suriye'den de İkincisi, geldi zaten. Evet, yani bu süreçten sonra artık Suriye'nin bütünlüğünden söz etmek mümkün değil. İkincisi, Esad'la olan Suriye'nin anayasa görüşmelerinde PKK'nın veya PYD'nin eline ciddi bir ekonomik koz vermiş oldu. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri her yıl bütçesinden 300 milyon dolar gibi bir yardımda bulunuyordu PKK'ya. Bu yardım artık bulunmayacak. Yani hazır olarak burada kendisine yönelik bir kaynak tahsis edildi. Dördüncüsü de tabii en önemlisi de uluslararası hukuku içe saymanın yanı sıra devletleşme yolunda PKK'ya, PYD veya Suriye Demokratik Güçlerine ciddi bir yol kazandırmış oluyor. Aslında Amerika'nın evet. Sayın Erener buradaki petrole ihtiyacı yok değil mi? Tabii kesinlikle. Yani evet, 2,5 milyon varil toplam rezervi olan bir ülkenin yani Amerika'daki herhangi bir şirketin ihtiyacını bile karşılamaz ve üstelik dünyadaki kalite açısından da en düşük kaliteye sahip bir petrol yatağı bu bölge. Ciddi bir şekilde işlemden geçmesi gerekiyor. Yani şu anda satılıyor ama bunlar el altından böyle 3. 4. sınıf araçlarda veya benzeri yerlerde kullanılan petrol. Çünkü hiçbir şekilde ciddi bir işlemden geçirilmiyordu Suriye Demokratik Güçleri bunu satarken. Ancak Esad'a ciddi bir darbe vuracak dediğim gibi. Çünkü Esad İran'la ciddi bir işbirliği içinde bugüne kadar yaklaşık 4-5 milyar dolar İran buraya yatırım yaptı. Suriye'nin özellikle yeniden imarında İranlı iş adamları, Lübnanlı iş adamları ciddi bir şekilde yer bulmayı umuyorlardı. Ancak Suriye'nin de Esad'ın elindeki en önemli kaynak bu petrol gelirleriydi. Ve dolayısıyla Amerika bu petrol gelirlerini PKK'ya vermek suretiyle Esad'ın da esasında ekonomik anlamda gitgide artan sıkıntılar içinde boğulmasına da bir zemin hazırladı. Evet. Ve peki, bundan sonra Esad için de... Sayın Erener, şimdi Amerika... Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki pozisyonu net bir şekilde aslında dikkate almadığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani hatta ve hatta Amerika ile imzaladığımız mutabakat M4 Karayolu konusu vardı biliyorsunuz. Barış Pınarı Harekatı sonrası. Hatta Rusya ile de imzaladığımız bu bölgede devriyeler dışında gerçekleştirilen hiçbir şey kalmadı. Amerika zaten bu mutabakata hiçbir şekilde uymuyordu. Yani PKK'ların tamamını bu bölgeden çekecekti, Rusya kontrol edecekti. Yani her gün Afrin'de, Tel Abyad'da malum hep medyadan izliyoruz, hep patlamalar oluyor. Sivil halkede falan, askerlere de falan patlamalar oluyor. Dolayısıyla bu mutabakatlar da geçersizliğini zaten ortaya koydu. Ve esas sorun en kuzeydoğuda olan Haseke bölgesi. Yani burası esasında Rusya ile Türkiye sınırına çok yakın bir bölge. Amerika arasında zaman zaman devriyelerin de karşı karşıya geldiği bir yerdi. Ve Haseke'deki ağırlıklı, değiliz orada tamam ama Haseke'dekini ağırlıklı işletecek bu Amerikalı şirket. Dolayısıyla bu Türkiye açısından da ciddi bir sorundur. Yani Türkiye'nin burnunun dibinde ve üstelik bir de diyorlar ki elde ettikleri petrolü Türkiye üzerinden pazarlamayı düşünüyorlar. Yani PKK terör örgütüne hem şey veriyorlar, petrol imkanı sağlıyor, uluslararası hukuka aykırı. Bir de Türkiye üzerinden bunu satalım diyor. Dolayısıyla Türkiye açısından ciddi bence bir yol ayrımıdır. Bu bir şekilde müdahale edilmesini gerektirir. Özellikle Sayın Erener, bu yol ayrımı demişken sözünüzü kestim ama şimdi iki yol Ürdün, İsrail ve Türkiye üzerine ama Türkiye ciddi bir tepki verdi, açıklama yaptı. Nasıl bir hamle yapmalı bunu soracağım ama şunu değerlendirmenizi istiyorum. Türkiye burada şunu söyleyebilir mi Amerika'ya? Ya YPG, PKK ya da Türkiye. Böyle bir seçim yapmaya zorlayabilir mi? En azından dostu düşmanı bilmek adına. Şimdi çünkü niye söylüyorum bunu? Türkiye bir yandan Doğu Akdeniz'de, İdlib'de, Libya'da biliyorsunuz sahada ve hareketlilik de var. Buralarda yoğunlaşılmışken bu hamle gerçekleşti. Değil mi? Dikkat çekici konulardan biri tabii, de bu. Tabii. Bu yönüyle değerlendirir misiniz lütfen? Evet, bence esasında Türkiye birçok kez bu konuda adım attı. Ancak sanırım Trump'ın seçimleri kazanıp kazanmayacağına endekslenilmiş durumda. Zaten Trump'ın seçimi kazanmaması halinde Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında kurulan iyi ilişkilerin gerçek Amerikan politikasıyla biraz farklılık gösterdiğini de görebiliyoruz. Ama Biden'ın yönetime gelmesi halinde Biden yapacaklarını açıkladı. Yani tamamen Türkiye karşıtlığı. Hatta ilk söylediği şeylerden biri Ermeni soykırımını tanıyacağım gibi ifadeler oldu Ermeni oylarını toplamak üzere o bölgede. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben
Türkiye'nin bu konuda ciddi bir adım atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üzerimizde hala bu S-400'den dolayı yaptırımlar sürekli gündeme getiriliyor. İşte mecliste gündeme getiriliyor, diğer yerde getiriliyor. Orada Amerikalı bir senatör çıkıyor ve bizi PKK ile karşı karşıya, yani aynı terazinin kefelerine koyma cüretini gösterebiliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı malumunuz kalabalık bir heyetle gidip Trump'la da görüşüp bu konuları kendisine de anlatmıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri içindeki farklı yapılar, Pentagon dahil olmak üzere kuzeyde özellikle bir Kürt devletinin tesisi konusunda ciddi ve kararlı oldukları anlaşılıyor. Tabii sadece burayla değil esasında, yani İran kuzeyinde de öyle. Yani Barzani-Talabani arasında örneğin Süleymaniye'de Halepçe'yi de kapsayan bir özyönetim kurma hamlesi var orada da. Çok ciddi bir sorun. Bu Barzani'yi aynı şekilde Suriye demokratik güçleri içerisine eklemlendirme arayışları var Amerika'da. Ve bunda da önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Bununla İran kuzeyinden yine Suriye'nin kuzeyinden aşağıya doğru inen bir hat oluşturarak Deir ez-Zor, Rakka'da dahil burada bir Kürt devleti ve dolayısıyla kendisi açısından da Büyük Orta Doğu projesindeki bir Kürt devletinin iki ayağını kurmuş oluyor. Diğer ayaklar Irak'ta olan PEJAK, Türkiye ve bir de Belucistan ayağıdır İran-Pakistan sınırında. Dolayısıyla Amerika BOP doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor diye düşünüyorum. Evet, peki Türkiye ilk olarak hangi adımı atmalı? Öncelikli olarak şimdi sizle daha önceki konuşmalarımızda aslında siz hep Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzeyine yani dikkat çekiyordunuz. Evet. Burayı gözden kaçırmayalım diyordunuz Sayın Erener. Şu aşamada evet, bir çatışma riski var mı yoksa siyasi olarak bir görüşme gerçekleşir mi Şam yönetimiyle? Elbette. Bence artık Şam yönetimiyle belki gayri resmi oluyordur ama liderlerle uzun bir süredir görüşme yapmadık. Bence İdlib meselesini öncelikle süratle Türkiye'nin ciddi bir kuvvetini orası bağlıyor. Bakın Rus savaş uçakları 3-4 gündür İdlib'i bombalıyor. Suriye iki önemli tugayıyla, Kaplan tugayı ve Kudüs tugaylarıyla Filistinlerden oluşan İdlib üzerine saldırı düzenliyor ve iki gündür 18 kişi hayatını kaybetti. Yani cihatçılarla falan savaştığını söylüyor ama İdlib sorunu çözmeye çabalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin esasında artık bu süreçten sonra Esad'la bir araya oturması geliyor. Çünkü bu petrol olayı Esad'la PKK'yı, PYD'yi bir araya getirmeyecek çok önemli bir konu. Dolayısıyla daha evvel PKK ile Esad'ın anlaşma ihtimali söz konusuydu. Ancak şu anda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Suriye'nin bütünlüğü ortadan kalkıyor. Esasında Türkiye'nin şu aşamada bu dengeyi iyi gözeterek uygun bir seviyede bence Rusya ve Esad da burada işbirliğine gitmelidir. Bu PKK-PYD. Tabii Rusya'nın da PKK-PYD'ye karşı bir ses çıkartmadığını da yakından da biliyoruz. Yani onu da dikkate almak gerekir elbette. Peki. Sayın Erener, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına ben katıldığınız teşekkür için, ediyorum. Değerli görüşleriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Kolaylıklar yalnız. Evet sevgili izleyiciler, emekli Tuğgeneral, doçent doktor Sayın Fahri Erener gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Suriye'nin kuzeyini değerlendik. Bir an önce Ankara'nın Şam'la görüşmesi gerektiğini söyledi Sayın